demokrasilerde kendisini hakim kimlikten farklı gören kimlikler varsa, yani halklar varsa, onların kendilerini temsil etme hakları vardır. Bu temsil, yani yönetime katılma anlamında temsil edilme hakları vardır. Bu temsilde serbest seçimler yolunda olur. Yerelde yönetme, ulusal düzeyde de yönetime katılma mekanizmalarının içinde olması lazım. Bu demokrasinin, hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Şimdi Türkiye'de de Kürtler var, Kürt halkı var. Hakim kimlikten kendilerini farklı görüyorlar ve kimliklerine de ısrar ediyorlar. Dolayısıyla yani bu kimliği temsil eden, ağırlıklı olarak temsil ettiği bilinen siyasi partiler var. Ve yönetime katılmanın da iki yolu var. Yerel seçimler, genel seçimler. Şimdi yerelde 2016 yılından bu yana sonuçta bu halk, bu bölgede yaşayan halk siyasi partileri aracılığıyla seçtikleri yerel yöneticileri kayyum vasıtasıyla görevden alınıyor. Yerlerine merkezden vali veya kayyum atanıyor ve aynı zamanda belediye meclisleri lağvediliyor. Belediye meclislerinin yerine de atanmış memurlar encümen görevi yapıyorlar. Yani yerelde yönetme hakkınız elinden alınıyor. Ulusal düzeyde de, yani sonuçta ulusal düzeyde, parlamentoda siyaset yapmanın da birçok zorluğunu yaşıyor. İşte siyasi partilerin genel başkanları yakalanıyor, dokunulmazlıkları kaldırılıyor, ağır cezalar alıyorlar. Siyasi partilerle ilgili kapatma davaları açılıyor. Siyasetçilerle ilgili ağır siyasi yasaklar, ağır cezalar getiriliyor ulusal siyaset bakımından. Ve önemli bir siyasetçi de sonuçta Türkiye'yi terk etmek, bu coğrafyayı terk etmek ve sürgünde yaşamak zorunda kalıyor. Yani yerelde yönetemiyorsunuz, ulusal düzeyde de yönetime katılma hakkınız yargı eliyle, siyaset eliyle ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Buna demokrasi denmez. Yani bu Türkiye'de demokrasiye yapılan en büyük kötülüktür. En büyük kötülüktür. Yani biz yıllarca bu coğrafyada birçok acıya, zulme, ağır insan hakları ihlallerine tanıklık ettik ama 80 darbesindeki kısa süreli kayyum dışında, faşist askeri darbesinden sonraki kısa süreli askeri darbeden sonra hiçbir siyasal iktidarın aklına gelmedi. Yani bu bölgede ağır yaşanan çatışmaya, ağır yaşanan silahlı eylemlere rağmen hiçbir iktidarın aklına kayyum atamak, belediye başkanı görevden almak aklına gelmedi. Ama bu iktidar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu darbe girişimini Allah'ın lütfu sayıp kendi siyasal iktidarını hem tahkim etmek hem de daha otoriter, otokrasiye giden bir rejimi inşasına dokunulmazlıkların kaldırılması ve kayyum siyasetiyle, kayyum mevzuatıyla adım attı. Şunu da bilmesini isterim bir kez daha. Kayyum meselesi 2016'da 15 Temmuz'dan hemen sonra devreye girdi. Hemen sonra 15 Temmuz 2016'dan sadece 20 gün sonra varlık fonu yasasıyla, bir torba yasayla kayyum maddelerini o yasanın içine sokmaya çalıştılar. 9 Ağustos 2016 tarihinde CHP, HDP ısrarla karşıtı genel kurulda, komisyonda da geçmişti. Sonuçta varlık fonu yasasını geçirmek için ve mecliste tatile gireceği için bu maddeleri yasa metninden çıkardılar. AK Parti'nin imzasıyla ve genel kuruldan geçmedi kayyum maddeleri. Ve ancak ne yaptılar? O hal nedeniyle elde ettikleri kanun hükmünde kararnameyle çıkarma yetkisiyle 674 sayılı kanun hükmünde kararnameye sadece bir hafta sonra 15 Ağustos 2016 tarihinde o kanun hükmünde kararname ile sonuçta bu kayyum maddelerini hukuk düzeninin içine soktular. Bu halkın iradesinin gasp edilmesidir. Serbest seçilme hakkına aykırıdır. Seçme seçilme hakkına aykırıdır. Ayrıca halkın iradesine karşı darbedir. Darbe sadece topla, tüfekle, uçakla, askerle yapılmaz. Eğer siz anayasal düzeni seçilmiş meclisleri görevden alarak atanmışları sürekli hale getirerek yapıyorsanız bunun adı darbedir. Anayasayı yok saymaktır. Anayasayı lağvetmektir. Anayasanın 120. maddesinde
devlet idaresi tarif edilirken bir merkezi idare var, bir de yerel idareler, mahalli idareler var. 120. madde diyor ki yerel yönetimler, mahalli idareler seçilen organlardan oluşur. Şimdi 8 yıldır buralarda seçilmiş yerel yönetim birimleri yok. Yani anayasa tamamen askıya almış durumda. Bu anayasanın lağv edilmesidir. Kanun hükmünde kararname ile olsa bile 8 yıllık süre, yani kısa süreli değil. 3. dönem. İşte 2016, 2019 ve 2024 3. dönem, bu anayasanın fiilen askıya alınmasıdır ve suçtur. Anayasaya karşı suçtur. Yani 2016'daki düzenleme ile terör ve teröre yardım, yataklık yapmayı bir mevzuat hükmü haline getirdiler. Şimdi ona dayanıyorlar. Şimdi bu bölgede veya bu yargı düzeni içerisinde Türkiye'de her an herkes örgüt üyesi olabilir. Her an herkes bir örgüte yardımla suçlanabilir. Çünkü yargı bağımsız değil, tarafsız değil. Yani dolayısıyla yani böyle bir düzenlemeyle herkesin her an şüpheli olması mümkün. Her an, her dakika, her saniye. Bir ihtiyaççı bulursunuz, bir gizli tanık bulursunuz, aleyhinize bir ifade verilir, yalan yanlış ifade verilir, tamamen sahte ifadeler verilir, örgüt üyesi olursunuz. İşte bu belediyenin başkanı Selçuk Mızraklı tamamen yani bir iftiracının, bir yalancının gizli tanıklığıyla hakkında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen 31 Mart 2019 tarihinde başlatılan soruşturmayla görevden alınmadı mı? Hepimiz biliyoruz ki avukat olarak, hepimiz biliyoruz ki yurttaş olarak bu bir vicdansızlıktı ve o iftiracının söylediği her şey yalandı. Ama buna rağmen mahkum ettiler. İşte 9 yıl ceza aldı. Yaklaşık 5 yıldan fazla süredir cezaevinde kendisi. Dolayısıyla bunların arkasından sığınmak hiç kimseye artık hiç kimseye inandırıcı gelmiyor. Mesele şu. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin Kürt meselesini demokrasiyle, toplumsal barışla, adaletle, müzakereyle çözmek istemiyor. Parlamentoda çözmek istemiyor. Sonuçta inşa ettikleri otokratik düzen kontrol edebilir bir çatışmadan, kontrol edebilir bir kutuplaşmadan ve algıdan şeyden yana, yani gerilimden yana, bunun üzerinden Türkiye'nin temel sorunlarını hem çözmüyor hem de masanın altına, halının altına süpürmüş oluyor bu şekilde. Yoksa bu sonuç anlamayan, bu güvenlikçi politikalardan, sonuç anlamayan bu kayın politikalarından bu kadar çok ısrar etmezlerdi. Ayrıca bu bir akıl tutulması. Siyasi partiler ne yaparlar? Halktan destek almak için siyaset yaparlar. Yani her yurttaşın oyu çok değerlidir. Ama şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki, Kürtlerin oyu benim için değerli değildir. Niye bunu söylüyorum? Kayyumla seçime girdikleri her yerde oy kaybettiler. Yani 31 Mart'ta her yerde oy kaybettiler. Eğer kayyumlar gerçekten çok başarılı idiyse, halk destek veriyorsa niye sonuç alamadılar? Neden sonuç alamadılar? Dolayısıyla siyaseten de kaybediyorlar. Ve Türkiye kaybediyor. Yani parti olarak onlar kaybediyor. Türkiye'de bu gerilimden dolayı kaybediyor. Yani en temel meselesini parlamentoda konuşarak silah dışında, şiddet dışında çözüm araçlarını kapatıyor. Şimdi bir taraftan siyasetçilerin ceza vereceksin. Diğer taraftan seçilmiş belediye başkanlarını 2 ay sonra görevden alacaksın. 10 yıl devam eden dava 2 ayda sonuçlandırıp en ağır cezayı vereceksin. Bunun neresi adalet? Neresi adalet? Yani nasıl bu cumhuriyetin yurttaşları olan Kürtler kendilerini bu cumhuriyete ait hissedecekler? Seçme hakkını yok, seçilme hakkını yok. Seçilirsen görevden alınıyorsun, hapse giriyorsun ya da sürgüne gidiyorsun. Böyle bir adalet olur mu ya? Ne söyleyeceğim? Yani 31 Mart'tan sonra Genel Başkanımız açıklamalar yaptı. Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin nüfus olarak %65'i, ekonomik olarak %85'inin yaşadığı bölgelerde iktidar partisi yok. CHP var ve muhalefet partileri var. Böyle geniş bir coğrafyada sonuçta birinci parti olduk. Genel seçimden 10 ay sonra. Bunun verdiği sorumlulukla işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağrı yaptık. Genel başkanlarıyla genel başkanımız görüştü, görüşecek. Fakat Türkiye bu yoksulluğu, ekonomik sıkıntıları, dış politikadaki aşmazları örtecek bu gerilimle 4 yıl daha geçiremez yani. Hem Türkiye'nin birinci parti olmamışsınız, halktan büyük bir destek eksilmesine gitmişsiniz, hem de en gerilimli politikayı yürütüyorsunuz. Eğer yani gerçekten de kendinize güveniyorsanız gelin sandığı koyalım, seçime gidelim. Buna hazırız aynı zamanda. Genel Başkan da bunu ifade etti. Dolayısıyla bu gerilimli politika, Türkiye'yi geren politika,
ekonomik sorunların üzerine yerleşirse eğer, Türkiye 4 yıl daha bu yükleri taşıyamaz. Şunu ifade etmeliyim, yani Genel Başkanımız geçen hafta Salı günü grupta bu kayyum atama işlemini CHP'li bir belediye başkanı yapmış sayıyoruz dedi. Bu kadar içselleştirdi ve bu kadar da kendimize ait hissettiğimizi ifade etti partinin genel başkanı olarak. Evet, Van'da büyük dayanışmayı ortak gösterdik. Hakkari'de de ertesi gün 4 milletvekilimiz ve parti sözcümüz oradaydı. Yani partiyi genel başkanı sonra temsil eden ikinci aktörümüz, siyasi aktörümüz Van'daydı. Dayanışma için oradaydı ve sonuçta bu dayanışmayı daha görünür kılmak, daha büyütmek, sonuçta kayyum atanacak her yerde olmak durumundayız. Bu bir parti politikası aynı zamanda. Genel başkanımız da bunu ifade etti. Ben de bugün Diyarbakır'ın milletvekili olarak Diyarbakır örgütümüzle, dostlarımızla beraber burada dayanışma için geldim ve bu dayanışmanın Diyarbakır bakımından görünür olmasını ve bilinmesini istediğimiz için buradayız. Yani kayyum siyasetine karşıyız. Bu yanlışın tekrar yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Her türlü dayanışmaya, her türlü mücadeleye de hazır olduğumuzu ifade etmeliyiz.